Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bizim bazanın altında sarkmalar olmuş. Çift çiftli bazanın altında ve bugün onu tamir edeceğiz eşimle. Bakın şöyle çok güzel tamir ettik. Şimdi nasıl yaptığımızı anlatacağız size. Şimdi eşim bahçeden böyle bu ağaçları bulmuş gelmiş bana bunları buraya yaparak sorunu çözeceğini söylüyor. Buralara vidalayacakmış bunları bakın şu şekilde. Ben kabul etmedim. Bunun çok böyle çirkin olacağını estetik olmayacağını söyledim. Başka bir çözüm bulmasını istedim. Bakın açıklığı da görüyorsunuz oldukça fazla. Bu tozlu kirli odunları buraya yaptırmam imkansız ve biz hemen hazırlanıp Kapanmadan yapı markete yetişmeye çalıştık. Şöyle yapı marketten sunta kestirmek istedik ama bıçaklarının uygun olmadığını 10 santim kesemeyeceklerini söylediler. Onun üzerine silinmiş tahtalar var. Silinmiş tahtalara şöyle bakalım dedik. Bu bizim için çok uygun 7 santim genişliği. Yüksekliği 1.8 ve boyu da 3 metre. Tam bizim işimizi görüyor bir boy ve bir boyu 49.90 yani 50 lira. 50 liraya biz iki bazayı tamir edebileceğiz. Bir boy iki bazaya yetiyor yapmak istediğimiz tamirat için. Çok da güzel bakın tertemiz. Bu olur dedim eşime ve bunu yapacağız. Gerçekten çok da güzel oldu. Çok da şık durdu hemen alıp eve gidip tamirata başladık. Şöyle bazanın birincisini yaparken biraz zorlandık. Eşim bunu havaya dikti. Bazayı böyle daha rahat çalışırım diye ama çok zorlandık. Çok zor oldu. Size böyle havaya dikmenizi tavsiye etmiyorum. Mutlaka yerde yapın. İkincisini yerde yaptık. Onu da göstereceğim. Bazanın içini boşalttığımız için her yere böyle ortalık biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şöyle birinci tahtamızı eşim birinci bölmeye koydu. Yanlarından ikişer vida attı. Arkasından da güzelce tabana sabitledi bunu ve sabitlerken o açıklık tamamen yok oldu. Bu işteki püf nokta ölçmek. Eline böyle bir metre aldı ve metreyle ile ölçe ölçe yaptı. Tam böyle tahtanın ortasını bulmaya çalıştık çünkü. Bakın şöyle vidalıyor tam ortayı buldu tam ortasına böyle çok güzel ikişer tane vida attı siyah vida aldık biraz daha böyle hani şık dursun belli olmasın diye kaçlık vida olduğunu bilmiyorum ama bu bazanın kenarına ölçerek aldı yani çok fazla büyük vida almaya gerek yok sorarak alabilirsiniz satıcıdan yardımcı oluyorlar zaten bakın şöyle arka ortayı da bulmak için yine eşim ölçüyor. Şöyle çizdi e, bulduktan sonra. Yani içeride tahta var. O tahtanın arkadan e, vidalayacağız. E, arkadan yerlerini bulmaya çalıştı. Ve şöyle vida atacağı yerleri güzelce işaretledi. Sonra vidalarını e, dikkatli bir şekilde attı. Eğer matkap kullanmayı biliyorsanız vida atarak yapabilirsiniz. Matkap kullanmayı bilmiyorsanız da e, çekiçle çivi çakarak yapabilirsiniz. Bakın birinci tahtayı bu şekilde sabitledik böyle yandan iki tane vida arka ortayı da böyle komple vidaladı ve bu yanına da iki vida attı tamam burası bitti en alttakini de aynı şekilde açıklığı görüyorsunuz bu arada oldukça açık ee, ve yine ölçerek püf noktası ölçme ölçme biraz zamanımızı aldı ama işi çok güzel e, yapmamızı sağladı son derece estetik oldu ee yani baza fiyatları da çok yüksek ve bu kadarcık şey için de bazayı değiştirmeye gerek yok dedik. Bakın açıklığı görüyorsunuz. Oldukça fazla. Eğer tamir etmeseydik daha da sarkabilirdi aşağıya doğru ve o zaman toparlamamız çok zor, çok daha zor olurdu. Biz böyle erken teşhis edip erken tedavi etmiş olduk. Ee, görüyorsunuz. Yani yaklaşık bir saat falan sürdü iki bazayı tamir etmemiz şöyle açıklığı daha da belirgin oluyor gördüğünüz gibi böyle yanlar ikincisini böyle yerde yaptık önce yanlarından böyle ikişer tane vida yaptık bu çok kolay oldu sonra şöyle yan çevirdik yan çevirdikten sonra da arka ortalarını e, vidaladık yine ölçerek hep ölçtük siz size de tavsiyem hep ölçmelisiniz şu orijinal ortadaki e, desteği oradaki işareti e, işaretten de yardım alarak bizim yaptıklarımızın ortasını bulmaya çalıştık. Bakın şöyle şimdi göstereyim size burada daha rahat gösterebiliyorum. Eşim bakın böyle önce matkapla deldi, sonra vidaladı. Şu çok güzel toparlandı. Yani matkap ucuyla önce delikler açıp daha sonra vidasını attı. Çünkü direkt vidayı atarsa çatlatabilirmiş öyle söyledi. Çok güzel bir şekilde böyle toparlandı. Ee, çok güzel oldu. Bir daha da artık sarkmaz. Bu şekilde çok sağlam oldu. Zaten orijinalinde bazaların ortasında bir tane böyle destek var ama tek bir destek olduğu için bizlerde bazayı çok doldurduğumuz zaman sarkma oluyor. Ama şimdi biz ne yapmış olduk? Ee, i̇kişer tane destek koymuş olduk. Dört parçaya bölmüş olduk bir bazayı. Dört parça oldu ama sorun değil. Bakın yine çiviyi Deldiği yerlerden eşim vidayı atıyor ve vidayı attıktan sonra bazen bu sarkan kısmı çok güzel topar. Bakın burayı şimdi bir çatlattı görüyorsunuz hızlı yaptığı için. Ama çok küçük bir çatlak oluştu. Önemli değil. Böyle bir iki yerde şey yaptık bir kaza oldu yani. O kadar olur artık o da nazarı olsun dedim. Bakın şurası çatladı. Yine her zamanki gibi acele ediyor çabuk bitsin diye. O yüzden oluyor biraz daha dikkatli olabilirdi. Ama eline sağlık. Çok güzel yaptı yine de. E, fakat oldukça da şey dökülüyor böyle talaş ahşaptan. Bana biraz iş çıktı. Hem yere çok döküldü hem bazanın içine çok döküldü. Yani süpürgeyle e, süpürebilirsiniz onları da. Ben öyle yaptım. Evet şu görüyorsunuz dışarıdaki e, vidalar. Şimdi yine ortadan diğer Yapacağımız kısmın ortasını hesaplıyor eşim ve tam böyle ortasına işte biraz böyle bir iki milim şaşabiliyor o zaman da çatlatıyorsunuz tahtayı yavaş yapın bir tanesinde tam ayarlayın ondan sonra o ayarlamış olduğunuzun üzerinden çizgi çekerek orta hatta istediğiniz aralıkta vidaları atabilirsiniz. Şöyle biz yaklaşık birer karış arayla vidalamış olduk. Bakın şu açıklığı görüyorsunuz çok fazla ve çok güzel oldu. Bu şekilde hani size bir fikir olsun istedim e, bunun gerçekten e, çok güzel bir tamirat. Bunun için hani birisini getirip ona ta tamir de ettiremezsiniz. Mecburen bu, böyle bir şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Bakın yine eşim önce matkapla Vidanın yerini hazırlıyor sonra da vidayı atıyor. Böylece tahta çatlamıyormuş. Öyle söyledim. Bakın hemen vidaladı ve çok güzel bir şekilde açıklık kapandı. Çok güzel toparladı. Bana dedi ki artık istediğin gibi doldurabilirsin. Kesinlikle sarkma olmaz dedi. Ben de gerçekten tam kapasite doldurdum içini. Bakın vidalar da çirkin durmuyor. Bu da bizim attığımız arka ortadaki vidalar. Burası orijinalinde olan desteğin vidaları bunlar da bizim yaptığımız bazayı dört parçaya bölmüş olduk ama hiç sorun değil yere dökülen talaşları da görüyorsunuz ahşapları çok güzel oldu tertemiz oldu yani hiçbir yerde de hani böyle bir fikir yok böyle bir baza sarkmasında sizleri nasıl tamir edebileceğinize dair bir fikir olsun istedim siz bu fikirle belki daha da güzel bir şeyler yapabilirsiniz evet şöyle bazamızı tekrar ortasından birleştirdik. Bunlar böyle ortadan birleşmeli. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Tertemiz ve orijinaline de çok yakın bir renk oldu. Kesinlikle de e, estetiği bozulmadı. Çok güzel oldu. Ve daha sağlam oldu. Bu ortadaki orijinal desteği. Bundan işte böyle bizim yaptığımız gibi birer ikişer tane koymuş olsalardı bu sarkma sorunu hiç olmayacaktı ama bir destek ne yazık ki yetmiyor. Böyle biz artık destek yaptık. Bizimkinin e, emniyet kilidi de bozulmuş. O yüzden eşim bu tabureyi koydu, altını doldururken e, baza kapanmasın diye. Hemen burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazaların gerçekten bazaları kullanmak çok tehlikeli. Emniyet kilitlerini takarak kullanmalısınız. Emniyet kilidi yoksa ya birisi tutmalı bazayı, ya da araya bir şey koymalısınız. Çünkü e, baza kazaları çok oluyor ve çok tehlikeli. Baza üzerinize kapanabilir, Allah korusun belinizi kırabilir, ee, yani hayatınızı bile kaybedebilirsiniz. Çocuk odalarında e, lütfen baza kullanmayın, bu tarz açılıp kapanan bazalar kullanmayın. Çok tehlikeli çocuk odalarında. Çocuklar saklambaç oynarken e, sizden habersiz içerisine girebilirler. Orada havasızlıktan çocuk boğulabilir, çocuğun üzerine düşebilir çok tehlikeli gerçekten. Ya çocuk odalarında baza kullanmayın. Kullanıyorsanız da bazayı sabitleyin. Çocuklar açamasınlar. Ben çok korkuyorum bazadan. Ve hani bu konuda lütfen siz de önlemlerinizi alın. Küçük çocuklarınız varsa onların odasındaki bazaları ya açılıp kapanmayan tarzda alın. Eğer açılıp kapanan bazaysa da çocuğun açamayacağı şekilde sabitlemelisiniz onları. İnşallah başınıza o tür kazalar gelmez. Allah esirgesin. Çocuklarımızı, bizleri çok gerçekten acı ve katlanılmaz diyeyim. Yani söyleyecek söz bulamadım. Çünkü bu tür kazalar çok oluyor ve ben de duyuyorum. Çok üzülüyorum. Allah göstermesin. O acıları yaşatmasın inşallah. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.